Ha. Orta sahamda 85 kiloydum. 15 yaşında. Kaç yaşında? 15. 15 yaşında 85 kilo. He. Vay. Düşün, sen düşün. Ben askere giderken 63 kiloydum. 60 askerden 120 kilo geldim. Ha öyle da yukarı. O şekilde daha yaşadım işte. Kilodan dolayı rahatsızlıklar yaşadın mı? Yaşamadım ama yaşamaya ramak kaldı. Yani kalkamaz oldum. Ona bakarsan artık ben de şu anda kendimden iğrenmeye başladım. Helaya bile Aynen. oturamıyorum normal Aynen. helaya. Bu halamın oğlu bu Mehmet Bey'i önerdi. Aha. Ona beni gelmeme sebep oldu. Yoksa Samsun'da başka hastalığı şeyler vardı hocalar. Aha. Mehmet Bey nasıl olduysa bir önerdi bana, bir araştırdım, çok methetti. Evet. 3 yıl önce oğlum oldu bunda. Aynı hastalık şeydi. Aynen. Nasıl şu anda? 90 kilo. Şu anda. Evet, 155 kilo öyle değil. Şu anki normal yaşantısı nasıl? Gayet iyi. Her şeyi yapıyor, her şeyi. Motora biniyor, devam. Allah Allah. Motor sıkıntı değil. İndirin sonra gelir. Gelir. Öyle mi? 94-90 kiloya indi. Peki normal yaşam hani biz devamlı onları takip ediyoruz ya. Diyorlar işte ondan sonra doğru yiyemeyeceksiniz, içemeyeceksiniz. He? Az yiyor içine. Az yiyor tabii. Mide ona göre olunca az yiyor. Az yiyor. Şu anki son teknolojide öğrendik ki hem mideyi küçültüyorlar hem de bağırsağın yerini değiştirebiliyorlar şu anda. Evet. Sana onu mu uyguladılar? Bilmiyorum. Sorma. Ben hocayla onu konuşacağım da eğer öyle bir teknik geliştirdiyseler o ileride kilo almamayı da sağlıyor. 155 kilodan 90 kilo. Ne kadar zamanda 90 kilo indi ameliyattan sonra? Zannediyorum bir 8 ayda falan indi, 7-8 ayda. İndi orada kaldı. Kaldı. Demek mideyi oraya kadar küçültmüşler. Mide oraya kadar aldı. Günde ne kaç öğün yiyor? Biz iki bir yemeğe çok yiyip Ayda 3 öğün yiyor. 3 öğün. Ama az yiyor. Fazla zaten yemiyor. İştah oluyor mu eskisi gibi? Gayet tabii vardı. Ama yok, bizden doyuyor. Doyunca işler de kapanıyor. En çok bu işe benim hanım karşı. Biz ona karşı bile artık geldik. Oğlanlar, kızlar falan bir şey demiyor da oğlan da istiyor o öğretmen olan şu anda askerde. Niye hanım karşı? Hanım istemiyor sana bir şey olur işte. Ha. Hep bize övüyorlar, insanlar öyle oluyor. Korkuyorlar. Ben Hani de o da istemeyeyim. duymuş dahil bazen haberlere çıkıyor ya. Tabii. Ameliyattan sonra öldü. Halbuki ölüm kaderdir. Yani o dakika dolunca ölecek insan. O dakikada ameliyathanede ölmese dışarıda araba vuracak yine ölecek. Ama hanımların canı yanıyor hemen. İstemiyor, şey yapamıyorlar. Bu ameliyat Türkiye'de tahmin ediyorum on binlerce oldu. On Evet. binlerin içerisinde 3-5 tane öyle olabilir, gayet Halbuki olabilir. normalde kalp ameliyatlarda ölü sayısı her şeyden fazla. Onda çok fazla. Ama hanıma bunu anlatıyorum. O da diyor ki kalp ameliyatı mecbur giriyorsun. Buna da isteyerek giriyorsun. İnsan isteye isteye ölür mü? Evet. O da kendince haklı yani. Aynen. Hayırlısı. Hadi inşallah. İnşallah hayırlısı olur arkadaş. İnşallah. Hayırlısı olacak inşallah.